Merhaba arkadaşlar, Gülü Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler için güzel bir biber dolması videosu hazırladım. Ben biber dolmasını fırında hazırladım. Eğer ki bugüne kadar hiç fırında biber dolması hazırlamadıysanız ve nasıl oluyor fırında biber dolması diyorsanız bu videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Pratik bir şekilde fırında biber dolması nasıl olur sorusuna cevap bulacağınız güzel bir video oldu. Gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım, hangi malzemeleri kullanmışım yapım aşamasında sizlere videomda anlatayım. Öncelikle 1,5 su bardağı kadar pirincimi ve yarım su bardağı kadar bulgurumu kabıma aldım. Gördüğünüz gibi 3 tane de soğanım var, büyük boy. Soğanlarımı da ince bir şekilde doğruyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik bardak ölçüsü, her zamanki gibi klasik su bardağımla ölçtüm pirincimi ve bulgurumu. Dediğim gibi yıkadım, süzdürdüm, kabımın içerisine aldım ve 3 tane soğanımı da ince kıyım doğrayaraktan kabımın içerisine alacağım. Biliyorsunuz soğan sarmalara ve dolmalara çok güzel yakışıyor ve bu sebepten bolca soğanı doğruyorum iç harcı için. Toplamda 3 tane soğan doğrayacağız. Bu ölçülere görüyorsunuz soğanlarımızı doğruyoruz. Üzerine 3 diş de sarımsağımızı ilave ediyoruz, yine ince kıyım. Gördüğünüz gibi üzerine sarımsağımızı da ilave edeceğiz. Doğrayıp iç harcımızın içerisine sarımsağımızı da ilave ettikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı, bir çay bardağı dolusu domates sosumuzu, bir yemek kaşığı biber, domates salçamızı, pul biberimizi bir tatlı kaşığı, kimyonumuzu yine bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı nanemizi, bir tatlı kaşığı da kırmızı biberimizi, bir çay kaşığı da karabiberimizi, yeni baharımız ve yanında gördüğünüz gibi yarım demet maydanozumuzu, yeni baharımızı ve içerisine sumağımızı ilave ettik. Onu da toplamda bir tatlı kaşığı dolusu yeni bahar, yine bir tatlı kaşığı dolusu da sumak ekledim iç harcımı hazırlarken. Bir tatlı kaşığı da içerisine tuzumu ilave ettim tarifimi hazırlarken. Siz tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir ölçü tutturmuş olursunuz. Çünkü tuzlu ya da tuzsuz sevenler olabilir. Bu sebepten tuzunu kendiniz ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum iç harcımı. Gördüğünüz gibi iç harcımı 15 dakika dinlendirdim. 1 kilo kadar yıkadığım, temizlediğim, başlarını çıkarttığım biber dolması, gördüğünüz gibi hazırladığım dolmalık biberlerimin içerisine iç harcımdan ekliyorum. Çok doldurmuyorsunuz. Çiğ olduğu için iç harcımız yarıya kadar doldurmanız yeterli gelir. Çünkü çok doldurursanız pişerken çok sık doldurulduğu için çiğ kalabilir İçerisindeki pirinç ve bulgur. Bu sebepten dediğim gibi her zaman çiğ iç harç hazırladığınızda biber dolmasını yarıya kadar doldurursanız zaten ağız payı bıraktığınızda bulgurunuz ve pirinciniz şişebilir. Şiştiğinden daha fazla içerisinde olacağından daha kolaylıkla pişer. Dediğim gibi fazla ilave ederseniz, çok içerisini sıkı sıkı doldurursanız içerisindeki pirinç ve bulgur pişmez. Gördüğünüz gibi içerisine dolduruyorum.
Gördüğünüz üzere altına delik deliyorum. Öncelikle bir bıçak yardımıyla küçük küçük delikler açıyorum ve onu açmamdaki sebep de biber dolmasının daha içini çekerek pişmesi için. Bu şekilde delikler açıyorum alt kısmına. Gördüğünüz gibi bakın ufak ufak bıçağın ucuyla delikler açıyorum. Dediğim gibi daha güzel pişmesi için, içerisinin çiğ kalmaması için benim gibi ufak ufak delikler açarsanız biber dolmasına daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Toplamda 800 gram kadar dolmalık biber kullandım. Dolmalarımı doldururken 1 kilo kadar dolmalık biber almıştım. Dediğim gibi 800 gramını kullandım hazırlık aşamasında. 3 tane de büyüklü küçüklü domatesim vardı. Ağızlarına kapak yapmak için. Siz dilerseniz dolmalık biberlerin başını da kullanabilirsiniz. Ben genelde ya böyle domates kullanırım ya da başını kullanırım. İçerisindeki çekirdeklerini temizleyip yıkayıp nasıl tercih ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Az sonra hazırladıktan sonra göreceksiniz. Çok güzel bir biber dolması. Fırında biber dolması tarifi pratik bir şekilde sizleri bekliyor. Ağız kısımlarını da gördüğünüz gibi domatesle kapatıyorum. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Siz dilerseniz iç harcını hazırlarken kıyma ya da et kullanabilirsiniz. Ben bu sefer etsiz, kıymasız tercih ettim. Bu şekilde muhafaza etmek daha kolay oluyor. Kaldığında bozulma olmuyor yemeklerinizde. Etli yemekler biraz daha çabuk tüketilmek zorunda. İçerisinde et kıyma olduğundan daha çabuk tüketilmesi gerek etli biber dolmasının. Gördüğünüz gibi ağız kısımlarını domatesle kapatıyorum. Ve son domateslerimi de kapattıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi son domatesini de ilave ettikten sonra sosunu hazırlayacağım. 2 su bardağı kadar suyum var ve içerisine 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum ve 8 yemek kaşığı kadar da toplamda 8 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. Karıştırdıktan sonra içerisine ilave ettim tenceremin ve gördüğünüz gibi ilk olarak 25 dakika kadar ocakta pişirdim. Ve 25 dakika pişirdikten sonra gördüğünüz üzere fırına göndermek için fırın kabımı alıyorum. Görüyorsunuz. Ben güveç bir fırın kabı tercih ettim. Siz isterseniz bolcam, isterseniz de herhangi bir fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Bu ölçüler 800 gramlık dolmalık biber için. Gördüğünüz gibi siz malzemeleri azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Görüyorsunuz. Hazırladım. 25 dakika kadar pişirdim. Biber dolmalarımı ön pişirme yaptım. Bu şekilde çok pratik oluyor. Ve daha kolay pişiyor. Gerçekten de lezzeti çok güzel oluyor. Siz de denediğinizde göreceksiniz. Hiç fırında biber dolması hazırlamadıysanız. 200 dereceli fırınımı ısıttım. Öncelikle biber dolmalarımı 25 dakika kadar ocakta pişirdim. Ve gördüğünüz gibi sıra geldi fırına göndermeye. Fırında da yine 45 dakika kadar pişireceğim. Ve pişirdikten sonra servise alacağım. 200 dereceli fırında 45 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Biber dolmalarımı. Siz pişirme aşamasında
ara ara kontrol ederseniz içinin pişip pişmediğini o şekilde. Dediğim gibi ben 45 dakika pişirdim ama sizinkinin daha uzun ya da daha çabuk olabilir. İçerisine ne kadar pirinç koyduğunuza bağlı, iç harcına bağlı. Gördüğünüz gibi fırın tepsime yerleştirdim ve üzerine bir yağlı kağıt bıraktım. Islattığım yağlı kağıdı bıraktıktan sonra 45 dakika kadar pişti ve servise hazır. Gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel bir dolma oldu. Fırında biber dolması şimdiden hazırlayacaklar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, kıvamı yerinde bir dolma tarifi kanalımda sizleri bekliyor.